Mühimmatlar hazır mı? Hazır. Her şey planlandığı gibi. Silah ve mühimmatta problem yok. Asker? Yeterince var. İlerleyen saatlerde katılım artacaktır. Hava desteği aksamaz inşallah. Rahat ol. Bunu bize bırak. Sen komutanları düşün. Eğer onları toplayamazsak İstora girer. Deniz, jandarma, hava hepsi düğünde olacaklar. Oradan alınacaklar. Hulusi ile Salih'i karargâhtaki abiler halleder. Hepsinden önemlisi o. Büyüğümüz onu getirecek olan cennetlik diyor. Merak etmeyin. Yağdan kıl çeker gibi paketlenecek. Büyüğümüz onun diş çökmüş halini bizzat görmek istiyor. Hepimiz istiyoruz. Bakalım tarih bugünü nasıl yazacak? Hakan Fidan operasyonu önemli. Onu hafife alma. Almadım. Onun için en iyi ekibimi ayırdım. Allah için yola çıkması lazım. 15 Temmuz 2016'da Türkiye, FETÖ tarafından kalkışılan, başarılı olmaları halinde ülkeyi felakete sürükleyecek olan darbe girişimine maruz kaldı. Bu belgesel, hain darbe girişiminin planlama ve uygulama sürecini, milletin bu kalkışmayı bastırırken gösterdiği destansı kahramanlığı ve ülkeyi darbeyle ele geçirmeye çalışan FETÖ üyelerinin yargılama sürecinde söyledikleri yalanları belgeleriyle anlatmaktadır. Bu tanklar bunların tankları değildir. Bu milletin tanklarıdır. Temmuz 2016 saat 14:20 Ankara. Güvercinlik Kara Havacılık Üssü'nde görevli binbaşı OK MİT karargahına giderken Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir ihbarı ileticiğinden habersizdi. MİT görevlisi tedirgin davranışlar sergileyen OK'yı ciddiye alarak emniyet makamları yerine karargaha yönlendirdi. Yapılan ön incelemelerin ardından OK'nın TSK'da bir grubun MİT müsteşarına saldırı yapmayı planladığı şeklindeki ihbarı müsteşara ulaştırıldı. Tabur komutanım binbaşı Deniz Aldemir beni aradı. Onunla arabasında buluştu. Telefonunu kapat. Senin hizmetten olduğunu biliyorum. Bu akşam faaliyetimiz var. Ben Cougar helikopteriyle Hakan Fidan'ı alacağım. Sen Murat Bolat'la uçacaksın. Çok kan akacak. Bu konuşma 15 Temmuz'da yaşanacakların seyrini değiştirecek sonuçlara yol açtı. Çünkü binbaşı OK'a epeydir örgüte karşı mesafeliydi. Örgütü sorgulamaya başlamıştı. Şimdi tabur komutanı MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı teslim alacağını söylüyordu. Bu talimat onun örgütle son duygusal bağının da kopmasına ve bir parçası olduğu Fethullahçı terör örgütünün planını ihbar etmesine sebep oldu. Tuğ General Ünsal Coşkun da bu işin içinde. Harekete geçilmezse yarın çok geç olabilir. Binbaşının verdiği isimler, yerler, rütbeler doğruydu. Güvercinlik Kara Havacılık Okulu'nda olağan dışı bir şeyler oluyordu. Binbaşı OK ise getirdiği istihbaratın aslında çok daha büyük bir planın küçük bir parçası olduğunun farkında değildi.
FETÖ'nün asıl planının darbe yaparak ülkeyi ele geçirmek olduğunu henüz bilmiyordu. Allah onların evlerini ateşlesin. Yuvalarını, birliklerini, duygularını, sinelerini... Darbe yapmaya bir yıl önceden karar verilmişti. Görünürde hayatını akademisyen olarak sürdüren Adil Öksüz, Kaynak Holding bünyesinde genel müdürlük yapan Kemal Batmaz, Anafartalar Koleji'nin sahibi Hakan Çiçek, film yapımcısı Nurettin Oruç ve eski TİB çalışanı Harun Biniş darbe hazırlıklarını yürütüyordu. Defalarca ve farklı rotalar kullanarak Amerika'ya giderek örgütün lideriyle görüşüyorlardı. Örgütün lideri 1999 yılından beri örgütünü Pensilvanya'dan din adamı görünümüyle yöneten Fethullah Güler'di. Gizli tanıkların ifadelerine göre örgütün hava kuvvetleri imamı da olan Adil Öksüz, 6, 7, 8 ve 9 Temmuz'da Ankara Konutkent'teki bu villada son değerlendirme ve karar toplantılarını yaptı. Güvercinlik üssü tutuklanacakların taşınması açısından uygun. Ancak bence merkez Akıncılar üssü olmalı. Benim kanaatim de Akıncılardan yana. Toplantıda TSK'nın farklı birimlerinde görev yapan FETÖ mensubu yüksek rütbeli subaylar da vardı. Örgüt, 40 yıllık sinsi yapılanmalarının ve planlarının kesintiye uğramaması için darbe yapmaktan başka çıkar yolun olmadığını düşünüyordu. MİT, FETÖ üyelerinden başkası tarafından kullanılamayan Bylog adlı gizli mesajlaşma yazılımına sızmıştı. Litvanya'daki serverin 3 katmanlı şifreleri kırılarak, binlerce örgüt üyesiyle gizli kodlu milyonlarca sayfalık yazışmalar deşifre edildi. Bu, örgüt için büyük bir riskti. Diğer yandan 17-25 Aralık operasyonlarıyla halk nezdinde iyice deşifre olan örgüt, paralel devlet yapılanması ve MİT tırları gibi davalar yüzünden de köşeye sıkışmıştı. Ayrıca MİT'in TSK'ya sızdığını tespit ettiği üst düzey örgüt üyeleri de Ağustos 2016'da yapılacak Yüksek Askeri Şura ile tasfiye edileceklerini biliyorlardı. Oysa yapacakları darbeyle örgüt ülkenin yönetimini ele geçirebilir, bütün bu risklerden kurtulabilirlerdi. Şartlar bunun için uygundu. Dünya beşten büyüktür. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı haklı çıkışlardan ve Türkiye'nin dünyada etkisini arttırmasından rahatsız olan küresel güçler, AK Parti hükümeti devrilsin istiyordu. Darbeden sonra Mısır örneğinde olduğu gibi destek bulacaklarından emindiler. İçeride ise 40 yıldır gerçekleştirilen kadrolaşmalar, örgütte devlet içerisinde büyük güç ve özgüven kazandırmıştı. ...13 Temmuz 2016 Atatürk Havalimanı dış hatlar. Bu görüntüler 13 Temmuz 2016 günü Atatürk Havalimanı'nda kaydedildi. Sıradan iki yolcu gibi davranan Adil Öksüz ve Kemal Batmaz, iki gün önce gittikleri Pensilvanya'dan geliyordu. Orada darbenin son emrini almışlar, darbenin günü ve saatini kararlaştırmışlardı. Darbe 15 Temmuz gece 03'te yapılacaktı. Emri veren örgütün lideri Fethullah Gülen'di. Aslında örgütün daha önce yurt dışına kaçan üyelerinin Twitter üzerinden verdiği mesajları örgütün darbe yapma arzusunda olduğunu gösteriyordu.
Darbeci Semih Terzi diğer darbeci Gökhan Şahin sönmez ateşi arar. Yine 13 Temmuz günü aynı güvenli hat üzerinden Semih Terzi yeniden aradı. Bu kalkışmanın geçmiştekilere benzer olacağını ancak çok daha hızlı gerçekleşeceğini söyledi. Görevimin ne olduğunu açık anlatmasını istedim. Kendisinden o tarihte Cumhurbaşkanı her nerede bulunuyorsa oradan alıp refakatçi olarak Ankara'ya getirmek olduğunu öğrendim. Darbeci Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği ifadeden. Adil Öksüz'ün son emirle gelmesiyle hazırlıklara hız verildi. Örgüt zaten askeri birliklerde nöbetçi listelerinden izinlere, keşif uçuşlarından mühimmat depolamaya kadar rahat hareket edeceği bir ağ kurmuştu. Gözden kaçırdığımız biri yok değil mi? Yok komutanım. O gece bütün personel bizden olacak. Her şey güzel olacak. 15 Temmuz akşamı yurtta sulh parolasını bilmeyen hiç kimse nizamiyeden alınmayacaktı. Kalkışmada kullanılacak bazı mühimmatlar örgüt üyesi askerlerin evinde saklanmış, bazıları da o gün Ankara'ya getirilmek üzere başka illerdeki askeri birliklerde rezerv edilmişti. Darbe girişiminden bir gün önce, yani 14 Temmuz'da Malatya'daki kara havacılık alayından cephane yüklü bir helikopter güvercinlik üssüne getirtilmişti. 15 Temmuz günü de cephane yüklü 3 helikopter havalanmak için haber bekliyordu. Kimlerin rehin alınacağı, nerelerin bombalanacağı ve hangi noktaların ele geçirileceği belliydi. Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş, Adil Öksüz'den aldığı görevle 15 Temmuz'da vurulacak hedeflerin koordinatlarını çıkarmıştı. ...14 Temmuz gecesi Yeşilköy Hava Harp Okulu'nda da 20 general ve bazı subayların katıldığı bir toplantı yapılır. Toplantıya gelenler, Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in misafiriyiz şifresini kullanarak ana komuta binasına kadar sorgulanmadan ulaşır. Toplantıda planların üzerinden geçilir. Askerlere örgüt mensubiyetini gösterecek ve birbirlerini tanımalarını sağlayacak F serisinden bir dolarlar dağıtılır. 15 Temmuz günü hazırlıklar tamamlanmış, sıra kalkışmada kullanılacak daha alt kademe personelle temasa geçmeye gelmişti. İşte binbaşı OK da sürece son gün dahil edilmişti. Örgüt deşifre olmamak için darbe planlarını kendi adamlarından bile gizlemiş, kalkışmada ihtiyaç duyacakları elemanlarına da ancak onları ilgilendiren kısmı kadar bilgi vermişti. Aslında yalan, tedbir, hile ve manipülasyon taktikleri FETÖ için yeni değildi. Örgüt elemanları genel karakteri haline gelen bu taktikleri halen devam eden darbe duruşmalarında da kullanmaktan çekinmiyor. O gece kamera kayıtlarını tankların altında ezerek yok ettiklerini zanneden örgüt üyesi subaylar darbe girişiminde yer almadıklarını iddia ediyor. Oysa bir kısmı da olsa kurtarılan kayıtlar bu subayların darbe girişiminde aktif olarak yer aldıklarını ortaya koyuyor. Binbaşı OK örgütün aldığı tedbirler sonucu resmin tamamını bilmiyordu. Bu yüzden MİT'e verdiği istihbarat eksikti. MİT, OK'nın ihbarını ciddi bir şekilde değerlendirip genelkurmayla paylaşılmasına karar verdi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan saat 16.20'de Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i arayıp gelen istihbaratı paylaştı ve ayrıntıları anlatması için yardımcısını gönderdiğini söyledi. Ardından MİT Müsteşar Yardımcısı Genelkurmay'a giderek Orgeneral Güler'e daha detaylı bilgi verdi.
Saat 17.45'te Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İkinci Başkan Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Seki Çolak, gelen istihbaratı değerlendirme toplantısına başladı. Toplantının son dakikalarına saat 18 civarı Genelkurmay karargahına gelen MİT Müsteşarı da katıldı. Aynı dakikalarda MİT yetkilileri OK'ya iki kritik telefon görüşmesi yaptırdı. İlkinde MİT Müsteşarı'nı kaçıracağız diyen binbaşı Deniz Aldemir'le, ikincisinde beraber uçması kararlaştırılan pilot yarbay Murat Bolat'la görüştürüldü. Tedbirli olmak örgüt elemanlarının en temel prensibiydi. Bu prensibe bağlı olarak telefonda yapacakları faaliyete dair bir şey söylemediler. Komutanım, başaramazsak bir planımız var mı? Ailem için soruyorum. Ne demek istediğini anlamıyorum. Akşam yapacağımız faaliyet için soruyorum. Ne demek istediğini anlamıyorum. Ne faaliyeti? Üste gel, yüz yüze konuşalım. MİT görevlileri OK'nın üstüne dinleme cihazı takıp görev yerine gönderdiler. Yalnız bu cihazı üzerinde yakalarlarsa beni öldürürler. Başka çaremiz yok bu işim. İspat olmazsa tutuklama da olamaz. Haklısınız. MİT'ten Genelkurmay karargahına peş peşe gelen üst düzey yöneticiler, karargahta bulunan örgüt üyelerinin dikkatinden kaçmıyordu. Komutanım, Hakan Fidan burada. Genelkurmay Başkanı'nın emir subayı Yarbay Levent Türkkan da o örgüt üyelerinden biriydi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, gelen istihbaratı önemser. Hakan Fidan'ın askeri helikopterlerle kaçırılma ihtimaline karşı bir dizi önlem alır. Öncelikle saat 18.30'da Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'ne Ankara Hava Sahası ile birlikte tedbiren tüm Türkiye hava sahasında bulunan askeri helikopter ve uçakları da kapsayacak şekilde havada bulunan askeri uçak ve helikopterlerin üstlerine dönmesi, yeni kalkışlara da izin verilmemesi direktifini verdi. Ayrıca alınan bu tedbirlerle yetinmeyerek Ankara Garnizon Komutanı Kor General Metin Gürak'ı telefonla aradım. Ve Eğitim Merkez Komutanlığı'na gitmesini, hiçbir tankın ve zırhlı aracın birlik dışına çıkmasına müsaade edilmemesini emrettim. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu'na verdiği yazılı cevaptan. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bu tedbirlerin yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Seki Çolak'ı güvercinlikteki Kara Havacılık Komutanlığı'na teftiş için görevlendirir. Orgeneral Çolak yanına askeri savcı, merkez komutanını ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı'nı da alacak. Şayet 19'da uçuş olursa uçuş yapanları derhal derdest edecekti. Saat 18.15. Genelkurmay Karargahı. Orgeneral Çolak saat 18.15 sularında Kara Havacılık Komutanlığı'na gitmek için çıkar. Odadan çıktığında daha sonra kalkışmada önemli rol oynayacak Genelkurmay Başkanı'nın emir subayı Yarbay Levent Türkkan'la karşılaşır. Komutanım, bir şey mi var? Hayır, karargaha gidiyorum. Orgeneral Çolak asıl amacını gizlese de MİT'ten peş peşe gelen üst düzey ziyaretçilerin olması ve uçuşların iptal edilmesi, örgütte sızma olduğu şüphesinin uyanmasına sebep olur. Şüpheler örgütün üst kademesine iletilir. Gelen istihbarat MİT müsteşarının kaçırılmasına yöneliktir. Daha ortada kalkışma olacağına dair ciddi ve somut bir delil yoktur. Buna rağmen MİT müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı'nı bilgilendirmeye karar verir. Cumhurbaşkanı o tarihte Marmaris'tedir.
yoğun programından bulduğu birkaç günlük arayı ailesiyle dinlenerek geçirmektedir. Nerede olduğu çok az kişi tarafından bilinmektedir. Buyurun müsteşarım. Alo Muhsin Bey. Karadan, havadan ya da denizden gelebilecek bir tehdide karşı önlemleriniz var mı? Önlemlerimiz tam. Her şey kontrol altında. Tamamdır, kolay gelsin. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zeki Çolak, güvercinlik kara havacılık üssüne doğru yola çıktığında oldukça temkinli ve dikkatlidir. İki defa aracını kenara çeker. Şoförünü ve emir subayını araçtan indirerek güvercinliğe gelmesini istediği komutanları arar. MİT'e gelen istihbarat, tehlikenin güvercinlikten geleceği yönündedir ama darbenin komuta merkezi Akıncı 4. Ana Jet Üssü'dür. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz emri altına giren subaylarla kalkışmayı buradan sevk ve idare etmektedirler. Genelkurmay'dan ve güvercinlikten gelen bilgiler darbenin elebaşlarını tedirgin eder. Önce yardımcısı, sonra kampidan öyle mi? Komutanın güvercinliğe gitmesi normal değil. Bir şeyler oluyor. Aramızda hain olabilir mi? Ne yapacağız? Böyle kurbanlık koyun gibi bizi tutuklamalarını mı bekleyeceğiz? Hemen harekete geçmekten başka çare yok. Okyay'dan çıktılar. Herkese haber verelim. 2 saate hazır olur muyuz? Başka çaremiz var mı? Saatler 19'u gösterdiğinde darbecilerin tedirginlikleri had safhaya çıkmıştır. Darbe planlarının deşifre olduğunu düşünürler. Daha fazla gecikilirse önlemler arttırılacak, örgüt elemanları tutuklanacak ve darbe başarısız olacaktır. Darbe saatini öne çekerler. Yeni saat akşam 8:30'dur. Suçluluk psikolojisi örgütü büyük bir yanılgıya sürüklemiştir. Çünkü örgütün dışında hiç kimse henüz darbe planından haberdar değildir. Güvercinlikteki darbeciler için komutanın üsse gelmesi beklenmedik bir durumdur. Malatya'dan mühimmat yüklü helikopterler yola çıkmıştır. Civar birliklerden kalkışmaya katılacak pilotlar da güvercinlik üssüne doğru yoldadır. Komutanın hazırlıkları fark etmemesi için önlem alınır. Pilotlar üsse 1600 metre uzaklıktaki bu alışveriş merkezinde bekletilir. Mühimmat yüklü helikopterlerse yakındaki başka bir üsse yönlendirilir. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak, üsteki ilk izlenimlerinde şüpheli bir durum göremez. Teftişe devam ederken Genelkurmay Başkanı'nı arayarak durumu rapor eder. Ama komutan kendisine bilgi veren subayların neredeyse tamamının FETÖ üyesi olduğundan ve darbecilerin harekete geçtiğinden haberdar değildir. Kara Kuvvetleri Komutanı'nın güvercinlikten verdiği olumlu raporun ardından MİT Müsteşarı Suriye Ulusal Koalisyonu Eski Başkanı Muaz Hatip'le yapacağı önceden planlanmış görüşme için 20:22'de karargâhtan ayrılır. Müsteşarı uğurlayan isim daha sonra darbe şüphelisi olarak Genelkurmay Çatı davasında yargılanacak olan Üsteğmen Kübra Yavuz'dur. Devletin üst kademelerinde ihbara yönelik önlemler alınmaktadır ama örgüt bir ahtapot gibi her yanı sarmıştır. FETÖ en üst kademelere ya da onların en yakınlarına adamlarını yerleştirmişti. Bu sayede darbe girişimi başlayana kadar darbe yapılacağı bilgisi sadece binbaşı Okan'ın eksik ve doğrulanamayan istihbaratı kadar sızmıştı. Hakan Fidan gerekli tedbirlerin alındığından emin olunca Genelkurmay'dan çıkar ama darbenin düğmesine de tam o dakikalarda basılır. Onun Genelkurmay'dan ayrılmasından tam bir dakika sonra Akıncı üssünde bekleyen
tam teçhizatlı 33 özel kuvvetler personeli Genelkurmay karargahına doğru otobüsle yola çıkarılır. Ayrıca Genelkurmay Başkanı'nın yasaklamasına rağmen Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki darbeci askerler uçuşların serbest olduğu yalanını bütün üslere geçerler. Artık darbe girişimi fiilen başlamıştır. Saat 21. Genelkurmay Karargahı. Saatler 21'i gösterirken FETÖ önceden planladığı stratejik hamlelerinden birini devreye sokar. Darbe girişimi Genelkurmay Başkanı'na tebliğ edilir. Amaç Genelkurmay Başkanı'nı da yanlarına almak ve kalkışmayı emir komuta zincirine sokmaktır. Mehmet Dişli, oturmakta olduğum masadaki sandalyelerden birine oturup heyecanlı ve geçmişte bildiğim, alışık olduğum ruh halinden farklı bir tarzda "Komutanım, operasyon başladı. Herkesi alacağız. Taburlar, tugaylar yola çıktı. Biraz sonra göreceksiniz." gibi şeyler söyledi. Ben ilk önce anlamlandıramadım. Cümle içinde belki uçaklar demiş olabilir. Ancak bunun bir kalkışma olarak ifade edebileceğim bir operasyon olduğunu anladım. Ne diyorsun lan sen? Ne operasyonu? Manyak mısın sen? Sakın diyorum, bak sakın! O ne Cemal Gürsel ne de Kenan Evren olmayan niyetlidir. Orgeneral Akar'ın teklifi reddetmesi üzerine içeri Özel Kalem Müdürü Albay Ramazan Güzel, Albay Orhan Yıkılkan, Yüzbaşı Serdar Tekin, Başçavuş Abdullah Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Emir Subayı Levent Türkkan girer. Odanın içerisine hızla ve aniden girmeye kalkıştıklarını fark edince ayağa kalktım. Komutanım, lütfen yanınıza oturun. Size zorluk çıkarmayın. Genelkurmay Başkanı darbecilere karşı koydu ama darbecilerin geri adım atmaya niyeti yoktu. O esnada Levent Türkkan'ın elinde tabancayla "Komutanım sakin olun, vururum, sıkarım" gibi şeyler söylediğini işittim. Hatta ben bir iki adım daha atıp kendisine "Sık ulan" diye bağırdım. Gözlerinde sıkmakla sıkmamak arasındaki robotik tereddüdü gördüm. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadeden: Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın direnişi, darbe girişiminin emir komuta zinciri içerisinde olmasını engelledi. Orgeneral Akar bu direnişiyle tarihe geçti. Sık ulan, sık! Genelkurmay Başkanı'nın rehin alındığı dakikalarda darbeciler İstanbul'da da harekete geçer. Buradaki kalkışmayı yürüten isim 1. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Eyüp Gürler'dir. Merkezi İstanbul'da bulunan 1. Ordu'ya ait 5 birlik darbecilerin safındadır. Tuğgeneral Gürler'in emriyle tanklar yollara çıkar. Bu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kız kardeşinin eşi Ziya İlgen arar. Diyor ki yani Beylerbeyi Sarayı'nın orada bir hareketlilik var. Yani asker orada işte araçlarla geldi ve sivil araçların köprüye girişini engelliyor, durdurdular diyor. Tabii bu haberi aldıktan sonra yani ben inanamadım yani. Ve kendisine dedim ki ya Ziya, dalga mı geçiyorsun, ne alakası var filan. Yani bu derecede şey yaptık falan. Daha sonra tabii biz Milli İstihbarat Müsteşarımızı aradık ama ulaşamadık ilk etapta. Aynı şekilde Genelkurmay Başkanımı aradım. Ona da o arada ulaşamadım. Cumhurbaşkanının ulaşmaya çalıştığı yerlerden biri olan Genelkurmay Karargahı'ndaysa darbeciler harekete geçmiştir. Genelkurmay Başkanı rehin alınmıştır. Şimdi sıra bütün karargahın ele geçirilmesine gelmiştir. Harekat başlasın. Bu emri Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç verir. Mehmet Partigöç çok sonra mahkemede darbeye destek olmadığı, boş yere suçlandığı yalanını söyleyecektir. Oysa tankların altında ezerek yok ettiklerini zannettikleri kamera kayıtları kurtarılmıştır. O kayıtlar
Mehmet Parti Göç'ün o gün karargahın en etkili darbeci isimlerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır. Anadolu Ajansı'nın ifade metinleriyle kamera kayıtlarını karşılaştırarak yaptığı analiz, Parti Göç'ün yalanlarını ortaya serer. Genelkurmay'da görevli personel kendi arkadaşlarının doğrulttukları silahlar karşısında şaşkındır. Ama ufak çaplı da olsa direniş vardır. Silah sesleri karargahta bir şeylerin olduğunu göstermektedir ama hala darbe girişimi olduğuna ihtimal verilmiyordur. Milli Savunma Bakanlığı'nın, bizim bakanlığımızın nöbetçi amirliğinden Genelkurmay'ın Güney Nizamiye'den çatışma haberleri geliyor. Bilgiler arz edeceğiz diye bir mesaj gördüm. Tabii o arada bu PKK'nın önemli isimlerinden Fehmas Hüseyin öldürüldüğü için PKK'nın acaba bir hareketi mi oldu? Genelkurmay'a yönelik bir saldırı mı gerçekleştirdiler diye doğrusu ilk önde aklımıza geldi. Ve bir dakika kadar sonra bir mesaj daha geldi. Tatbikat oldu söyleniyor. Bilgi teyide muhtaç. Sonra mesaj kesildi. Saat 21.20. Genelkurmay karargahı. Genelkurmay karargahındaki darbecilere saat 21.20'de Akıncı üssünden gelen 33 özel kuvvetler personeli de eklenir. Genelkurmay'ın diğer bölümlerinde de kontrol darbecilerin eline geçmeye başlar. Genelkurmay'ın en kritik 4 biriminden birinin başındaki isim olan personel başkanı Kor General İlhan Talun'un darbeci askerlere yol gösterip diğerlerine de tatbikat yapılıyor yalanını söylemesi darbecilere karşı direnişi zayıflatır. İlhan Talu bu yalan alışkanlığını mahkeme safhasında da sürdürür. O gece kapıyı içeriden kilitledim. Işıkları söndürüp sabah 10'a kadar odamdan çıkmadım der. Ama o gece kurtarılan kamera kayıtları diğerleri gibi onun da yalanını ortaya çıkarır. Marmaris'te ise Cumhurbaşkanı'na gelen bilgiler orduda ciddi bir kalkışmanın olduğunu göstermektedir. Fakat ordudaki hareketlenmenin emir komuta zinciri içerisinde bir darbe mi yoksa bir grubun kalkışması mı olduğu henüz belli değildir. Darbecilerse daha önce belirledikleri noktalara baskınlara başlamıştır. 600'den fazla kamerayla İstanbul'u izleyen Afet Koordinasyon Merkezi bu noktalardan biridir. Bu dakikalarda darbecilerin hava güçleri de devreye girmeye başlar. İlk olarak helikopterler havalanır. Daha sonra sıra uçaklara gelecektir. Darbeciler planladıklarından daha önce harekete geçmek zorunda kalmıştır ama yine de kalkışma onlar açısından başarıyla sürmektedir. Saatler 21.26'yı gösterdiğinde sıra daha büyük hamlelerine gelir. Cadde ve meydanlara hakim olmak. Sakın yönetim abi! Kapat! Boğaz'daki köprülerin Anadolu'dan Avrupa'ya gidiş yönü darbeci askerler tarafından kapatılır. Sıkı yönetim ilanı. Evinize gör. Evinize geri dönün. Evinizden çıkmayın. Tamam, devam ben edin. Tatbikat değil mi bu? Tatbikat değil. Herkes evine gitsin. Tatbikat değil. Hanım dedim ortalık karışık. Bu işin gidişi var, dönüşü olmayabilir. Çocuklar sana emanet. Allah'a emanet ol, hakkını helal et dedim. Ya dedim ben çıkmazsam her gün ölürüm. Ama çıkarsam bir kere öldürürüm. Dolayısıyla benim bu göğe çıkmam lazım. Eşime sarıldım, helalleştim. Çıktım yani öyle yapmak lazımdı. Uçaklar uçmaya başlayınca önce eve geldim. Silahımı aldım. Eşimle çocuğumla vedalaştım. Arkadaşımla beraber Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gittik. O sırada hepimiz kardeşlerimle kol kola girdik. Görmeniz lazımdı o günü. Ben ölmeye gidiyorum diyordu kardeşimin bir tanesi. Onlara
bu vatanın sahipsiz olmadığını göstermeye gidiyorum. Bu dakikalarda İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da darbe girişiminden haberdar olup köprüye doğru yola çıkmıştır. Çalışkan yolda 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ı arar. Orgeneral Dündar darbe girişiminden bu telefonla haberdar olur. O da evinden köprüye doğru hareket eder. Bu hareket Orgeneral Dündar'ı rehin alınmaktan kurtarır. Çünkü o ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra darbeciler onu rehin almak için evinin kapısını çalarlar. Örgüt, kalkışmayı Yurtta Sulh Konseyi ismiyle kurdukları birimle yönetmektedir. Buradan ilham alarak WhatsApp'ta da Yurtta Sulh isimli bir grup kurdular ve emirlerin bir kısmını buradan vermeye başladılar. 21-28'de bu grup üzerinden verilen emir, darbenin gideceği yönü göstermektedir. Alınması gerekenler derhal alınsın. Alınacaklar arasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar da vardır. Kara Kuvvetleri Komutanı güvercinlikten saat 21.37'de ayrılırken Genelkurmay Başkanı'nı arar. Amacı bilgi vermektir. Telefona Emir Subayı Yarbay Levent Türkkan bakar. Komutanım toplantıda. Sizi ve özellikle Kurmay Başkanımızı karargaha bekle komutanım. Orgeneral Çolak davete uyarak Genelkurmay'a gider. Komutanların kullandığı protokol girişine geldiğinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anlar. Ama ilk intiba karargahın dışarıdan saldırıya uğradığı yönündedir. Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadeden içeriye girer girmez darbeciler tarafından derdest edildik. Orgeneral Çolak'ın koruma assubayı kıdemli başçavuş Bülent Aydın darbecilerin açtığı ateşle öldürülmüştür. O 15 Temmuz'un ilk şehididir. Aklıma hep Suriye ve Irak geldi. En çok Irak geldi. Yani düşünün Irak'a geldiler güya bir şeyler için. İnsanlar neler yaşadı. Bütün kültürü kayboldu. Bütün insanları, askerleri işkence gördü. Halk dağıldı, kütüphaneleri dağıldı. Halk diye, şu an kültür diye bir şey kalmadı. Köklü kültürü olan bir yerden bahsediyoruz. Ülkemizin öyle olacağını düşünerek dehşete düştük ve dua etmeye başladık. En son benim görümcem beni aradığında Bülent aklıma geldi. 15 Temmuz'da özgürlük meşalesini yakan ilk şehit Bülent Aydın, meşaleyi en son teslim alan Cumhurbaşkanımızın emriyle Türk halkıdır diyorum. Bu dakikalarda AVM'de bekletilen pilotlar üsse çağrılır. Güvercinlik üssünün komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, yanında 3 askerle makamına gelen aynı üstteki kara havacılık komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun tarafından rehin alınır. Ellerinizi masanın üstüne koyun. Yolun sonuna geldiniz. Buraya kadar. Ne yapıyorsunuz oğlum? Manyak mısınız siz? Hadi. Bırak. Direnmeyin komutanım. Bırak dedim. Artık güvercinlik üssü de darbecilerin emrindedir. 45 dakika sonra buradan kalkan helikopterler Genelkurmay'a giderek darbecilerin derdest ettikleri komutanları Akıncı Üssü'ne taşıyacaktır. Akıncı Üssü'ne götürülmesi planlanan biri daha vardır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İzmir Çiğli Hava Üssü'nde bunun için hummalı bir hazırlık başlar. Ramazan Elmas Albay'ın odasına gittim. Kendisine özel bir görev olduğunu, İstanbul'dan helikopterle özel kuvvetler personelinin geleceğini, buradaki MAK ekibiyle birlikte bir yere gideceğimizi söyledim. Ancak kendisine Cumhurbaşkanı'na ilişkin plandan bahsetmedim. Darbeci Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği ifadeden... Darbeciler seçkin askerlerden oluşan özel kuvvetleri de darbeye dahil etmek için plan yapmıştı. Cumhurbaşkanına yapılacak operasyonu organize eden
Tuğgeneral Semih Terzi, babasının rahatsızlandığı yalanını söyleyerek Diyarbakır'dan Ankara'ya gelecek, yanındaki askerlerle birlikte özel kuvvetler karargahını ele geçirecekti. Diğer yandan o gece bir düğünde olacağını bildikleri özel kuvvetler komutanı, tüm General Zekai Aksakallı'yı da rehin alarak Akıncı üssüne götüreceklerdi. Plan bir noktaya kadar istedikleri gibi gider. Saat 21.30 Gazi Ordu evindeki düğünden çıkan paşa, kapıda karşılaştığı Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi ile bir süre sohbet eder. Daha sonra eşiyle birlikte özel aracına biner, iki araç tarafından takip edildiğinin farkında değildir. Ana yola yaklaşırken araçlardan biri paşanın aracının önüne geçer ve fren yaparak durur. Biz de fren yapmak zorunda kaldık. Hemen ardından sol tarafımıza da gri renkli binek bir araç yaklaştı. Araçlardan inen iki kişi benim oturduğum sağ arka kapıya doğru yöneldi. Şoförüm araçtan inmek istediğinde araçtan inme, kapıları kilitle talimatı verdim. Sağ arka camı açtım. Gelen kişiler bana hitaben, "Komutanım, bizimle geleceksiniz. Sizi götüreceğiz." dedi. Arkadaki şahsın elinde bir de silah vardı. Ama silah bana doğrultulmamıştı. Ben onlarla konuşmak isterken kolumdan çekiştirmek istediler. Bu durumu gören eşim hamle edince bu sefer eşimin kolundan çekiştirdiler. Eşimin sol kolu yaralandı. Bunun üzerine "Şerefsizler, durun, iniyorum, geliyorum." dedim. Bunun üzerine bu şahıslar araçtan biraz açıldılar. Sağ arka kapıyı açtım, inecekmiş gibi yaparak önde duran şahsa tekmeyle vurdum. Bunun üzerine her iki şahıs sendeledi. Şoförüm ani bir refleksle geri viteste hareket etti. Bu şahıslardan kurtulduk. Zekai Paşa darbecileri atlatmayı başarmıştır ama 5 dakika önce sohbet ettiği Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi o kadar şanslı değildir. Orgeneral Galip Mendi'yi 8 senedir yanında görev yapan emir subayı Yarbay Murat Yılmaz tuzağa düşürür. Emir subayım Yarbay koşarak geldi. Genelkurmay Başkanı ve ikinci başkanın beni acele beklediğini söyledi. Beraber arabaya bindik. Araba daha hareket etmeden Konya Jandarma Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş bindi arabaya. Eğitim elbiseliydi. "Ne arıyorsun burada?" diye sordum. "Akıncı üstüne gidiyoruz. Sizi yanımızda görmek istiyorum." dedi. "Sen çete misin?" diye tepki gösterdim. 2 yıllık bir generaldi. Paralel devlet yapılanması iddialarından yaş toplantısında emekli edilecekler listesindeydi. Ben tepki gösterip bağırınca tabancasını çekip mermi sürdü. Orgeneral Galip Mendi'nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadeden. Zekai Paşa rehin alınmaktan kurtulunca tedbirli davranarak Gölbaşı'ndaki Oğul Bey Özel Kuvvetler Karargahı'na gitmez. Bir komşusunun evine giderek evi karargah olarak kullanmaya başlar. Ulaşabildiği komutanlara durumu ve yapılması gerekenleri anlatır ama özel kuvvetlerde durum kötüdür. Bu esnada harekat merkezine gelen Albay Ümit Bak'la konuştum. Kendisi darbe mesaj emrini kastederek bu emirlere uyacağını, benden emir almayacağını ve yeni atandığı iddia edilen Semih Terzi'nin emirlerine uyacağını söyledi. Korgeneral Aksakallı'nın Ömer Halis Demir'in şehit edilmesiyle ilgili davada verdiği ifadeden. Zekai Paşa durumun vahametini görünce en güvendiği askerlerden birine ulaşır. Başçavuş Halis Demir, emredin komutanım. Yerinde misin? Evet komutanım. Bak oğlum, şimdi beni iyi dinle. Paralel yapı darbe yapmaya çalışıyor. Albay Ümit Bak ve Mehmet Ali Çelik o grubun içinde. Şimdi bunları takip etmeni, eğer fırsat bulursan etkisiz hale getirmeni istiyorum. Anladın mı? Komutanım, şu an ikisinin de odası koruma altında.
Biliyorum oğlum. Sen yine de fırsat kollayacaksın. Fırsatını bulduğunda onlara etkisiz hale getireceksin. Emredersiniz komutanım. Durum gittikçe kötüleşiyordu. Ama darbecilere direnileceğinin sinyalleri de gelmeye başlamıştı. Saat 22.17'de Genelkurmay karargahında nöbetçi askerler komutanlarını götürmeye çalışan darbeci askerlerle çatışmaya girmişti. Bu olaydan yaklaşık 20 dakika sonra da bir grup vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Genelkurmay'ın kapılarını zorlamaya başlar. Ama darbecilerin yoğun ateşiyle karşılaşırlar. Tankın en tepesindeydim. İşte orada taramaya başladılar. Tam düşerken kaburgandan geldi işte, koltuk altından mermi. O zaman işte dedim ki, beni dedi, esrahtan şimdi vurdular dedi. Orada düştüm işte. Düştükten sonra işte yerde yatıyorum, kapanmışım yere. Askerler tekmeliyor beni. Karargâhta çatışmalar yaşanırken darbecilerin kullandığı F-16'lar Ankara semalarında alçak uçuşa başlarlar. Amaç kamuoyuna darbenin emir komuta zinciri içerisinde yapıldığı intibaını vermek ve darbeye karşı çıkacakları korkutmaktı. Jetlerinin Ankara semalarında alçak uçuş yaptığı dakikalarda darbeciler tanklar ve askerlerle İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelir. Atatürk Havalimanı'na giren darbeciler, vatandaşların protestoları arasında havalimanını işgal eder. Bir süre sonra kontrol kulesi ve apron bölgesi de darbecilerin kontrolü altına girer. O sırada bunlar bir 8-10 aylı havaya ateş açmaya başladılar. Ateş açmaya başlar başlamaz da tüm gücümle o tankların önüne doğru koşmaya başladım. O sırada Allah söyletti, spontan tüm gücümle de bağırıyordum, ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz diye. Tank hareket edince çok hızlı bir şekilde o sağ paletin altına yattım. Yattığımda da böyle kelime şehadet falan getirmeye başladım. Geçip önünde durmam gerekiyor, fakat ya ölürsün ya sakat kalırsın. Darbe girişiminde neredeyse her detay düşünülmüştü. Saat 22.21'de silahlı kuvvetlerin mesaj ve evrak dağıtım sistemi MEDAS üzerinden sıkı yönetim direktifi konulu mesaj tüm bakanlık adreslerine gönderilir. Bu sırada İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Boğaziçi Köprüsü ayağında buluşurlar. Köprüde olanları görürler ve neler yapılacağını kararlaştırırlar. Orgeneral Dündar komutası altındaki birlikleri arayarak daha fazla birliğin darbeye destek vermesini engeller. Emniyet müdürü ise 22.30'da telsizden polis teşkilatına anons geçer. Kesinlikle bulunduğumuz yerden ayrılmayacağız. Hiçbir suretle silahımızı teslim etmeyeceğiz. Aynı dakikalarda darbenin sivil ayaklarından olan Adil Öksüz, Harun Biniş ve üst komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'in asker selamıyla karşıladığı Kemal Batmaz, Akıncı Anajet üssünde darbeci komutanlarla birliktedir. Üsse ardı ardına darbe karşıtı komutanlar getirilmektedir. Darbenin merkezi olan Akıncı üssü, aynı zamanda uçuş ve bombalama eylemlerinin ilk elden koordine edildiği yerdir. Saat 21.24. Moda Deniz Kulübü. Darbenin başladığı saatlerde Moda Deniz Kulübü'nde 22 havacı general düğündeydi. 21.24'te Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal kalkışmayı gelen telefonla öğrenir. O dakikadan sonra Deniz Kulübü karargah olarak kullanılır. Tam da bu dakikalarda bir grup asker Moda Deniz Kulübü'ndeki generalleri rehin almak için hazırlanmaktadır. Darbeciler Moda Deniz Kulübü'ne baskına hazırlanırken, Orgeneral Abidin Ünal uçakların Akıncı üssünden kalktığını öğrenir. Üst komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'i arar. Uçakların kendisi tarafından uçurup uçurulmadığını sordu.
Hakan Evrim bana görevi ben verdim, mecburdum dedi. Ben de kendisine böyle bir mecburiyet yok. Havaya uçak kalkmayacağına dair emir size verildi dedim. Durum bildiğiniz gibi değil. Şu an can güvenliğim tehlikede. Sizin de can güvenliğiniz tehlikede. Yanımdakiler sizinle konuşmamızın sonlandırılmasını istiyorlar. Ben daha sonra bir iki kez daha telefonla kendisini aramama rağmen açmadı. Şu an havada kaç F-16 var? 12 komutanım. İlhami, sen hazır ol Emniyet Müdürlüğü için. Komutan bu kez Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Akın Öztürk'ü arar. Akıncı üstünden uçaklar havalanıyormuş. Bilgin var mı? Bir bilgim yok Abidin Paşam. Bir araştırıp size döneceğim. Öztürk, Ünal'ı geçiştiren bir cevap verip telefonu kapatır. Moda'daki generaller üst komutanlıklarını arayarak kalkmış olan uçakların inmeleri için emir verir. Ancak bu emirler uygulanmaz. Ankara'daki Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi, Diyarbakır, İncirlik, Balıkesir, Çiğli, Akıncı ve güvercinlik üsleri darbecilerin yanındadır. Hava Kuvvetleri Komutanı bütün birliklere yayınlanmak üzere bir emir verir. Ankara'daki Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi yasa dışı kişilerin elindedir. Buradan verilen emir hiçbir şekilde yerine getirilmeyecektir. Bütün emirler Eskişehir Hava Harekat Merkezi'nden benim adıma yayınlanacaktır. Ben emir vermediğim sürece hiçbir uçak da uçmayacaktır. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal'ın bu kritik hamlesi, darbecilerin bütün hava üslerini kontrol etmesinin önüne geçer. Bu dakikalarda tanklar da İstanbul ve Ankara'da şehrin birçok noktasına yayılmıştır. Ama darbecilere karşı vatandaşlar da tepki göstermeye devam etmektedir. O kardeşlerimi görecektiniz. Hele ki orada bir tank geliyor dediğinde hiçbiri ardına bakmadan koşmaya başladı. Çanakkale'de nasıldı 7 düvele karşı? Topun, tankın, insanların karşısında duramayacağını o zaman gördük. 15 Temmuz'a o zaman medya bu kadar kuvvetli değildi. 15 Temmuz'a dünya gördü bu sefer. Baktım tanklar geliyor. Elimde de 3 tane taş var. İşte elimdeki 3 tane taşla bu tanka karşılık verdim. Darbecilerin planlamalarında TRT özel bir yer tutuyordu. Türkiye'nin yurt dışına açılan penceresi, TRT World ve TRT Arapça'nın İstanbul Ulus'taki merkezi, Anadolu'da geniş dinleyici kitlesi bulunan TRT Radyosu'nun Harbiye'deki merkezi ve TRT'nin Ankara'daki genel müdürlük binası darbecilerin saldırısına uğrar. TRT Genel Müdürlüğü'ne giren darbeciler ilk iş olarak haber merkezine yönelirler. Nöbetçi personeli TRT'ye DEAŞ sızması var, aranızdan biri DEAŞ militanı diyerek elleri arkadan kelepçeli şekilde yere yatırarak rehin alırlar. Daha sonra silah zoruyla korsan bildiri okutulur. Sevgili seyirciler, bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir isteğidir ve emridir. Ama halk bu sefer diğer darbelerdeki gibi sessiz kalmaz. TRT'yi darbecilerden temizlemek için Nizamiye kapısına gelir ve darbecilerle mücadeleye başlar. Aynı dakikalarda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu makam aracıyla Bakırköy sokaklarındadır. Darbe girişimini saat 22.23'te bir düğünde öğrenmiş, Ataköy Marina'ya kendisini almaya gelen, sahil güvenlik botuna risk almamak için binmeyerek rehin alınmaktan son anda kurtulmuştur. Şimdi yeri tespit edilmesin diye sürekli hareket etmektedir. Kendi telefonunu kapatmış, eşinin ve emir subayı binbaşı Özkan Gülömür'ün telefonunu kullanarak neler olduğunu anlamaya çalışmaktadır.
Bu dakikalarda darbe sürecinde özel kuvvetlerin başına geçecek olan Semih Terzi, saat 22.55'te Silopi'den Diyarbakır'a doğru yola çıkar. Aynı dakikalarda Cumhurbaşkanı'nı rehin almakla görevli ekip, Çiğli 2. Anajet üssünde hazırlıklarını tamamlamak üzeredir. İstanbul'dan helikopterlerle yola çıkan SAT komandoları ve özel harekat timleriyle Çiğli'deki MAK timlerinin buluşması tamamlandı. Sıkı yönetim ilan edildi. Emirleri Şükrü Seymen'den alacaksınız. Şüpheli Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in emir komutanın şüpheli Şükrü Seymen'de olduğunu belirtmesinin ardından şüpheli Şükrü Seymen'in adli emanetin 2016 Taksim 916 sırasında bulunan Cumhurbaşkanlığına ait Marmaris ilçesi Okluk Körfezi'ndeki konuta ait hava fotoğraflarını çıkartıp toplanan ekibine göstererek eylem yerinin burası olduğunu belirttiği Marmaris iddianamesinden. İfadelerden anlaşılacağı gibi saat 23'te darbeciler Cumhurbaşkanı'nın Okluk Koyun'daki Cumhurbaşkanlığı konutunda konakladığını zannetmektedir. Bu sıralarda emir komuta zinciri içerisine bir darbenin olmadığı da ortaya çıkmıştı. Ama ufukta daha büyük bir tehlike baş gösteriyordu. Kalkışma kısa sürede kontrol altına alınamazsa ülke birkaç saat içinde iç savaşa sürüklenebilirdi. Saatler 23.04'ü gösterdiğinde hükümet kanadından ilk açıklama da Başbakan Binali Yıldırım'dan gelir. Bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylem söz konusu. Ancak vatandaşlarım ve milletim şunu bilsin ki demokrasiye herhangi bir zarar getirecek hiçbir faaliyete izin verilmeyecek. Halk zaten tankları ve askerleri sokaklarda gördüğünde tepki göstermeye başlamıştı. Başbakanın açıklamalarından sonra sokaklardaki kalabalık artmaya başlar. Tanklar taşlanır. Darbeciler yuhalanır. Millet gördüğü her yerde tankların üzerine çıkmaya başlar. Ama herkesin kafasında aynı soru vardır. O sırada Cumhurbaşkanımız aklıma geldi. Eyvah dedim. Beşiğindeki çocuğunu, torununu bile bırakmazlar. Sadece orada ne düşünüyorsunuz? Diyorsunuz ki devletin başına ne oldu, meclise ne oldu, Cumhurbaşkanımıza ne oldu? Cumhurbaşkanımızın herhangi bir nerede olduğuna dair bir bilgi geçilmiyor. Hayatta mı, yaşıyor mu, nerede bilmiyoruz. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları devam ederken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar güvercinlikten kalkıp Genelkurmay karargahına inen helikoptere bindirilerek darbenin merkezi olan Akıncı Hava Üssü'ne doğru yola çıkarılır. Gecenin ilerleyen saatlerinde darbeye katılmayan diğer komutanlar da Akıncı Üssü'ne götürülür. Darbe planlayıcıları bir taraftan darbeye karşı çıkan komutanları rehin alırken, diğer taraftan da bombalama eylemlerine başlarlar. İlk ölümcül bombalama saat 23.18'de Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'na karşı düzenlenir. Devletin polisi devletin uçakları tarafından bombalanır. F-16'lar tarafından atılan bombalar burada 7 polisi şehit eder. Özellikle İstanbul ve Ankara hem havadan hem de karadan saldırı altındadır. Uçak ve helikopterlerden belirledikleri hedefleri bombalarlar. Tanklar sokaklarda önlerine çıkan arabaları, kurulan barikatları ve en acısı da darbeye karşı çıkan insanlarımızı acımasızca ezer.
Sokakları tutan askerler kendilerine karşı çıkanlara silah kullanmaktan çekinmez. Çocuk mermiyi buradan bir yerden yedi. Atar damarı patladı herhalde. Kan olduğu gibi benim başımdan aşağıya döküldü diyor. Yani kan şöyle silinir mi yüzden? Ben böyle sildim. Sonra karşımızda zaten asker kılıklı teröristler vardı. Ben çocuk olduğum halde bana sıktılar. Oradaki sivil halka sıktılar. Hem öldü diyorlar, komutanım öldü diyorlar. Hem de yerdeki ölen adamı tekmeliyorlar dedim. Bunlar nasıl bir insan dedim ya. Bunlar nasıl Müslüman olur kendi kendime dedim. Çok yoğun atışı altında kalınca jipin arkasına gizlenmek zorunda kaldık. O anda biz zaten topun patladığını duyduk. Ve de baktık ki her taraf kan revan ve ayaklarımız parçalanmış. Saatler 23.30'u gösterdiğinde Moda Deniz Kulübü'ne komutanları rehin alacak askerler gelir. Hepsinin ellerinde plastik kelepçeler vardı. Ben herkese sakin olmalarını tembihledim. Beni ilk gelen gruba teslim ettiler ve helikoptere gitmemizi istediler. Dönüp baktığımda diğer arkadaşlarımın kelepçelenmekte olduğunu ve hatta iki tüm generalin yere yatırılarak kelepçelendiğini gördüm. Genelkurmay Başkanımızın yaveri olan zat biz buradayken Sayın Devlet Bahçeli'nin özel kalemini aramak suretiyle her şeyin normal olduğunu, gidişatta bir problem olmadığını çok net olarak haber gönderdi. Sonradan anlıyoruz ki bu Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir anlamda susturmak, tepkiyi göstermesini engellemek veya başka bir amaçla, bilmediğimiz bir amaçla yapılmış bir yanıltma teşebbüsüydü. İşte o haberden sonra Sayın Genel Başkanım biraz evvel size ifade ettiğimiz o çıkışı net olarak gösterdi. Böyle şey olmaz dedi. Türkiye Cumhuriyeti olağanüstü ve gayrimeşru bir durumla karşı karşıyadır. Türk Silahlı Kuvvetleri içinden bir grubun askeri müdahalede bulunmak, yönetimi devralmak istediği iddia edilmektedir. Demokrasiyi askıya alma, millet iradesini yok sayma teşebbüsünün ülkemize yapılacak büyük bir hata olacağı açık ve meydandadır. Emniyet Teşkilatı'nın vurucu gücü ve taktik operasyon timi olan polis özel harekat birimi, darbeciler için en ciddi tehditlerden biridir. Saatler gece yarısını gösterdiğinde, pilot Uğur Uzunoğlu ve Hüseyin Türk'ün kullandığı F-16, Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı bombalar. Sayın seyirciler, son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalandı. Çok sayıda şehit ve yaralının olduğu bilgileri geliyor. Tablo ağırdır. 45'i polis, 51 kişi kendi askeri tarafından atılan bomba sonucunda şehit düşer. 36 polis yaralanır. Hiç aklımıza gelmedi. Hiç konduramadık kendisini. Sabaha kadar aradık. Tabii sabahleyin gene bilmiyorsun yani, hissedemiyorsun şehit olduğunu. Hani o kadar çok darbe nedir, ben hiç yani bilmiyordum darbenin ne olduğunu. Ankara'ya vardığımızda yani neticede herkes haberini almıştı ama bize bir türlü kimse bir şey söyleyemedi. Gene hala bir ümittir ya hani, nerede olduğunu sorduk ama ondan sonra şehit olduğu haberi geldi. Böylelikle öğrendik. Darbeciler Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı bombaladıktan 2 dakika sonra da Milli İstihbarat Teşkilatı'nı helikopterle tararlar. Saat 24.04'te görevi Cumhurbaşkanı'nın yerini tam olarak tespit etmek olan Cumhurbaşkanı Başyaveri Albay Ali Yazıcı Çiğli üssüne gelir.
Görevle ilgili bilgiler verildikten sonra Cumhurbaşkanlığı başyaveri olan şüpheli Ali Yazıcı'nın saat 24.05'te 06F'ye 8355 plaka sayılı otomobille Çığlı 2. Ana Jet Üssü'ne geldiği, adı geçen şüphelinin gün içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te nerede tatil yaptığını öğrenmeye çalıştı ve Marmaris Grand Yazıcı Turban Otel'de kaldığı bilgisine ulaştı. Marmaris iddianamesi sayfa 131. Planlarını Okluk Koyun'daki Cumhurbaşkanlığı konutu için yapan Sönmez Ateş, Akıncı Üssü'nü arayarak gelen bilgiyi teyit etmeye çalışır. Oradan gelen bilgiler, Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te bulunan iki otelden birinde olacağı yönündedir. Nokta tespitinin yapılamaması, operasyonu tehlikeye atacağından timlerin yola çıkması, yerin tam tespit edilmesine kadar ertelenir. Cumhurbaşkanı ne yapacağına karar vermiştir. Müzakere Hasan Doğan Bey olsun, işte Muhsin Bey olsun, oradaki ekiple istişare noktasında alternatif süreçleri, uçakla gideceksek, karayoluyla gideceksek, deniz yoluyla gideceksek, biz bu arada konuşmalar yapılırken alternatifleri çok hızlı bir şekilde değerlendirdiğimiz bir süreç. Uçağa bindikten sonra, uçak havada belli bir süre gittikten sonra kendisi son dakikaya kadar bekletti ve son kararı o verdi. Neredeyse her şey darbecilerin istediği gibi seyrederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan otelden ayrılmadan önce yerel basına bir açıklama yapar. Saat 00.24'te ise bu sefer canlı yayına bağlanarak bütün ülkeye seslenir. Tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Cumhurbaşkanının bu konuşması darbecileri korkutur. Bundan sonra da zaten böyle bir şey tanımamız söz konusu değil. Tam bu esnada yurt dışına kaçan üst düzey FETÖ üyeleri internetten yayın yapmaktadır. CNN Türk üzerinden açıklama yapmış Cumhurbaşkanı. Oraya bağlanarak vatandaşı işte havalimanlarına gidin, meydanlara çıkın, sokaklara çıkın tarzında açıklaması var Cumhurbaşkanı'nın. Bizim insanımız bir bırakınız bombayı veya G3 tüfeğinin kurşununa karşı nasıl savunmaya geçeceğini, nasıl siper alacağını yerde yatmayı bilmez. Darbeciler halkı aşağılamaya çalışır ama o gece yaşananlar darbecilerin bu milleti tanımadığını gösteriyor. Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanı darbecilerin elindeydi. Malatya merkezli 2. Ordu'nun komuta kademesi ve birçok birliğin kurmay kadrosu darbeye destek veriyordu. Şimdi bütün süreci değiştirecek yegane kişi olan Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Erdoğan milletine ve ordusuna sesleniyordu. Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı inanıyorum ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Cumhurbaşkanımızın çünkü konuşması çok etkiledi insanları. Yani o gün, o gece Allah şahit, eğer Cumhurbaşkanımız dik durmasaydı bu millet bu kadar sokaklara çıkmazdı. Cumhurbaşkanımız çağrı yapmış. O çağrıyla da 2 milyon insan oraya ölmek için koşarak gittiler. İşte o özgüvenle, onun vermiş olduğu güvenle ve yüreğimizden aldığı korkuyla tankın önüne doğru ilerledim. O işini yaptı, ben de işimi yaptım. Ben çekilmedim, o da durmadı. 1960'ta Menderes'in asılmasına, 12 Eylül'de liderlerin zincir bozana sürülmesine, 28 Şubat sürecinde halkın ezilmesine susmak zorunda kalan millet akın akın sokaklara dökülmeye başladı. Vatan elden gidiyor işte, bunun şekli var mı? Kendi adam gelmiş mahallende kalkıyor, insanları kırıyor. Yani buna bir müdahale etmek lazım ki işin açıkçası da o, yani vatandaş da müdahale ediyor. Eğer şunu diyen varsa ben
canıma güveniyorum. Ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin. Ben geçerim abi. Aç beni aç abi. Ben geçerim. Evet hadi ben de geçerim. Ben geçerim. Ben de geçerim. Hadi lan. Arabalar hadi. Araba abi. Hadi lan. Bir insan bir kere ölür. Bir kere adam ölür. Arabayla geçin abi. Arabayla. Arabayla. Cumhurbaşkanının çağrısıyla halk daha şiddetle darbecilerin üzerine gitmeye başladı. Evlerinden çıkan sıradan insanlar sokaklarda, meydanlarda birer kahramana dönüşüyordu. O güne kadar silah bile görmemiş kadınlar meydanlara akıyor, tankların ve darbecilerin karşısında dimdik duruyordu. Hayatı ciddiye almıyor diye eleştirilen gençler tankların üzerlerindeydi. Millet egzozlarına atletlerini tıkayarak, önlerine arabalarını çekerek, bunları yapamıyorsa bedenlerini siper ederek tankları durdurdu. Aslında tonlarca ağırlığındaki çeliğe karşı direnen bu milletin sadece bedeni değildi. Millet tanklara Çanakkale ruhuyla direndi. Üzerlerine tanklardan, helikopterlerden ateş açıldı, yılmadı. Tatbikat yapıyoruz. Terör saldırısı var. Genelkurmay başkanını rehin aldılar. Kurtaracağız gibi yalanlarla kandırılan askerini uyardı. Gazi oldular. Şehit düştüler ama darbecilere geçit vermediler. Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Canbaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uzun süredir yol arkadaşlığı yapan, AK Parti'nin reklam kampanyalarını yürüten Erol Olçok ve onun 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip de şehit düşenler arasındaydı. Darbeciler televizyon yayınlarını durdurmak ve Türkiye'nin dünya ile bağlantısını kesmek için ele geçirmeye çalıştıkları TürkSat'a geldiklerinde de cinayetlerine devam ettiler. Darbeci hainler kurum çalışanlarını etkisiz hale getirdi ve kendilerine direnen TürkSat personeli Ali Karslı ve Ahmet Özsoy'u şehit etti. Saat 01.13'te Diyarbakır'dan Özel Kuvvetler Karargahı'nı ele geçirmek için gelen Semih Terzi'nin uçağı Etimesgut Havalimanı'na indi. Semih Terzi'nin karargaha gelmesinden bir süre önce Zekai Paşa Ömer'i aramıştı. Bu o gece farklı sebeplerle 8. arayışıydı. Başçavuş Halis Demir emredin komutanım. Evet komutanım. Bak şimdi Semih Terzi karargaha geliyor. Komutayı devralacak. O bir haindir. Biliyorum komutanım. Bak evlat. Hiç tereddüt etmeden onu öldürmeni emrediyorum. Emredersiniz komutanım. Ömer. Emredin komutanım. Bak oğlum, bu işin sonunda şehadet var. Biliyorum komutanım. Hakkını helal et. Helal olsun komutanım. Siz de helal edin. Helal olsun. Semih Terzi yanına 14 kişi alarak Özel Kuvvetler Komutanlığı'na geçti. Her şey yolunda gidiyordu. Ama tam bu sırada Ömer Halis Demir isimli kahraman ortaya çıktı. Semih Terzi'nin vurulması darbeciler için tam bir hayal kırıklığıdır. O kadar üst düzey planlama vatan için ölmeye karar veren bir askerin silahından çıkan kurşunla yerle bir olmuştu. Bu sayede ülkenin en seçkin askerlerinin bulunduğu, özel kuvvetlerin darbeciler tarafından ele geçirilme ihtimali kalmamıştı. Çiğli'den kalkacak helikopterler ve ekip hazırdır. Ama hala Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu yer tam olarak tespit edilememiştir. Darbeci Tuğgeneral Sönmez Ateş, Akıncı üssünde görevli Yarbay Hüseyin Yılmaz'la sürekli temas halindeydi. Saat 01.01.30 civarında yine Çiğli üssünde bulunan askeri hat üzerinden Akıncı üssüne bağlanarak aynı kişiden Cumhurbaşkanı'nın Turban Oteli'nde olduğu bilgisini aldım.
darbeci Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği ifadeden. Sönmez Ateş timlere hareket emrini verdi. Ama bu sırada beklenmedik bir şey oldu. Çiğli'de görev yapan vatansever subaylardan biri olan pilot yarbay Bahattin Akgün helikopterlerden birini bozdu. Daha sonra da uçmayı reddetti. Yarbay Akgün'ün bu tavrı timlerin yola çıkmasını biraz daha geciktirdi. Bu sürecin sonucu olarak da Cumhurbaşkanı'na operasyon yapmaya giden ekip Çiğli'den ancak 02 sularında yola çıkabildi. Telefonları kapatılmış, dış dünyayla bağlantıları kesilmişti. Bu yüzden Cumhurbaşkanı'nın otelden ayrıldığını bilmiyorlardı. Marmaris'e ulaştığında otele baskın yaptılar. Cumhurbaşkanlığı korumalarıyla çatışmaya girdiler. İki polisi şehit ettiler ama hedeflerine ulaşamadılar. O gece ülke topyekun direnişe sahne oldu. Darbeye karşı çıkan asker ve komutanlar, halkla omuz omuza mücadele eden polis teşkilatı, vatanı için sokaklara dökülen 7'den 70'e milletin fertleri ve onların vekilleri direndi. 01.39'da her partiden katılan milletvekilleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonu açıldı. Milletvekilleri jet seslerinden yılmadan darbeye karşı duruşlarını ortaya koydular. PKK gidenen hainlere ya da bu milletin toprağına, Milli Müdafaa Birliği'ne sıkılması gereken hainler üstüne atacak bombayı Türkiye Millet Meclisi'ne atacak kadar hainler. As-salatu vesselam. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çağrısıyla ülke genelinde 85 bin camide selalar okunmaya başladı. Geleneğimizde bir haber verme yöntemi olarak da okunan selalar, şimdi ülkenin tehlikede olduğunu haber veriyor, milleti direnişe davet ediyor ve darbeye direnen halka manevi bir güç katıyordu. Cumhurbaşkanı tatildeyken rutin güvenlik uygulaması olarak farklı iki havaalanında iki uçak bulundurulmaktadır. Darbe girişimi olduğu öğrenildiğinde İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda bekletilen TC ATA uçağı Dalaman'a çağrılmıştı. Selaların okunmaya başladığı dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan Dalaman Havaalanı'ndan hareket etti. TC ATA uçağı kendi sinyal kodu yerine Türk Hava Yolları 8456 kodunu kullanarak kendisini yolcu uçağı gibi gösterip rotasını öğrenmek isteyen darbecileri yanıltmayı başardı. Eskişehir Hava Harekat Merkezi de kendisine otomatik olarak düşen radar izlerini terörist F-16'lara iletmedi. Ama Türk Hava Yolları kodunu kullanarak yol alan uçağın rotası bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri merkezli özel istihbarat kuruluşu Stratfor'un Twitter hesabından yayınlanmaya başladı. Üstelik Stratfor ATA uçağının değişen ve gizlenen kod numarasını veriyordu. Yine aynı Twitter hesabından gece saat 3 sularındaysa Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'a inmeyip Almanya'ya kaçacağı iftirası atılıyordu. ATA uçağı İstanbul'a yaklaşırken Atatürk Havalimanı Kulesi hala darbecilerin emrindeydi. Pist karartılmış durumdaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a kulenin temizlenmesi emrini verdi. Ama bu emirden habersiz olan halk da havaalanını darbecilerden kurtarmak ve Cumhurbaşkanı'nı karşılamak üzere Yeşilköy'e doğru harekete geçmişti bile. Bu millet buna müsaade etmez. Ankara merkezde ise halk genelkurmayı darbecilerden temizlemeye çalışıyordu. Millet, Milli Savunma Bakanlığı köşesi Doğu giriş kapısından Genelkurmay kışlasına ve ardından da Genelkurmay karargahına girdi. Bu tam anlamıyla bir milli savunmaydı.
Ama darbeciler de içeri giren vatandaşları katletmekten çekinmedi. Genelkurmay karargahında 33 vatandaşımız şehit düştü. Daha sonra vatandaşları şehit edenler, kalkışmaya iştirak edenler, hatta kalkışma girişimini planlayıp yönetenler, görüntülere rağmen mahkemede olaydan haberdar olmadıkları yalanlarını söyleyeceklerdi. Darbeciler karşılarında beklemedikleri direnişi gördükçe hırçınlıkları artar. Saatler 02:35'i gösterdiğinde meclis darbeciler tarafından bombalanır. ...32 görevli yaralanır. Mücadele her yerde ve topyekün sürüyordu. Saat 02:35'te TRT Genel Müdürlüğü binası... ...milletle polisin omuz omuza verdiği mücadele sonucunda kurtarıldı. Cumhurbaşkanının taşıyan ata uçağı tehlikeli bir yolculuktan sonra Atatürk Havalimanı'na inmeyi başardığında saatler 3:20'yi gösteriyordu. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşinen söyleyeyim. Bu silahlar size bu millet tarafından verildi. Bu millet tarafından size verilen bu silahları eğer siz, size bu silahı veren milletinize doğrultursanız bunun bedelini de faturasını da ağır ödersiniz. Bu yanlıştan çabuk dönmeniz lazım. FETÖ 40 yıldır ülkeyi ele geçirmek için uğraşıp bu kadar da yaklaşmışken kolay pes edemezdi. Meclisi tekrar bombaladılar. Bombaların ardından kimi vekiller sığınağa inmeyi teklif etti. Burayı kapatıp aşağı gidersek bu millet meydana gelmez. Bu millet bunlardan meclis korktu de. Bizim burada yapacağımız şey burada ölmektir. Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapın buradayız. Gece güne dönmeye başladığında millet çağrısına uyarak sokaklara döküldüğü lideriyle karşı karşıyaydı. Şimdi daha güçlüydüler. Bu milletin fakir fukaralarını imkanlarıyla, paralarıyla, alınan silahları bu millete yöneltecek kadar alçak durumudur. Buradan Pensilvanya'ya da sesleniyorum. Bu ümmete, bu millete yaptığın ihanet yeter. Eğer sıkıysan memleketine gel. Oradan, oradan bu ülkeyi karıştırmaya gücün yetmeyecek. Tek bayrak, tek bayrak. Tek vatan, eyvallah! Tek bayrak, eyvallah! Yolumuz var. Hayırlıyız. Mücadele milletin lehine dönmüştü. Halk, emniyet güçleri ve vatansever askerlerle birçok noktayı kontrol altına almaya başlamıştı. Boğaz Köprüsü'nü kapatıp sivil halka ateş açan askerler teslim olmak zorunda kaldılar. Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın güvendiği askerler üzerinden yaptığı çağrıyla denize açılan gemiler geri dönmeye başladı. Polis özel harekatının yaptığı operasyon sonrası jandarma genel komutanlığı kurtarıldı, darbeciler teslim alındı.
Ama katliama programlanmış darbeciler son ana kadar planlarını uygulamaktan vazgeçmediler. 4. Jet Üssü Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş'un emriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hedef alındı. Emperyalı tekrar eder misiniz? Yol kavşağı, cami önü. Bana verilen koordinatımı tarz mıyız? Mutabık. Hepsini tek tek atış gerçekleştireceğim. Bombalamada darbeye direnmek ve külliyeyi korumak için orada olan 29 can şehit düştü. 36 kişi yaralandı. Göğsümde öyle bir acı hissettim ki, ama çok yanıyor böyle. Göğsümdeki ağrı benim çok yandı. Kafayı kaldırdığımda, ateş bittikten sonra kaldırdığımda bir sürü ceset var yerde. Darbeciler bütün uyarılara rağmen hava faaliyetlerini sürdürünce Başbakan Binali Yıldırım kritik bir karara imza attı. Hava savunma komutanlığı var Eskişehir. Orayı aradık. Dedi ki kardeşim ya bir şeyler yapın. Şu uçakları durdurun. Şu helikopterleri durdurun. Efendim yazılı emir verin. Öyle deyince benim tepem attı. Ağzıma geleni söylemeye başladım. Bak dedim kardeşim. Bu telefonda konuştuklarımız yazılı emirdir. Bunu ya şu anda uygularsınız yahut da sonra da bunun hesabını verirsiniz. Vurun kardeşim, vurun. Ayrıca Akıncı Üssü'nün elektriği kesildi. Üsse ait pist bombalanarak kullanılmaz hale getirildi. İlerleyen saatlerde darbeciler artık yapacak bir şeylerinin kalmadığını görünce önce rehin aldıkları komutanları serbest bıraktılar, sonra da kendileri teslim oldular. Darbeciler pişkindiler. Genelkurmay Başkanı'na darbeyi tebliğ eden Mehmet Dişli, sanki kalkışmada etkin rol oynamamış gibi Çankaya Köşkü'ne Genelkurmay Başkanı ile geldi. Son bir gayretle darbe girişiminde rol almadığı hissi vermeye çalıştı ama Genelkurmay Başkanı'nın uyarısıyla köşkün içine girdiğinde tutuklandı. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı ve darbecilerin elebaşlarından Adil Öksüz de kaçarken yakalandı. Yakalanan Adil Öksüz daha sonra görevden uzaklaştırılıp tutuklanacak olan eski hakim Çetin Sönmez tarafından serbest bırakıldı ve bir daha ele geçirilemedi. Sonra biz de jandarmayı aradık, kolluk kuvvetlerini aradık. Gittiğimizde jandarmayla beraber onları aldığımızda Adil Öksüz olduğunu öğrendik sonradan. 16 Temmuz günü saatler 12.57'yi gösterdiğinde Başbakan Binali Yıldırım kameralar karşısındaydı. Bu kalkışma bastırılmıştır. Ancak şehitlerimiz vardır. Olaya karışan şu ana kadar 2839 çeşitli rütbede subay, asker gözaltına alınmıştır. Yani biz vatansever olursak çocuklarımız da vatansever olur. Biz bayrağımızı seversek çocuklarımız da bayrağını sever. Tek vatan için, tek millet için, tek bayrak için ve tek devlet için mücadele etmeye devam edeceğiz Allah'ımız. Vatan sevgisi imandandır. Yine olsa yine ileriz. Biz vurulduk. Allah-u Teala bize gazi olmayı nasip etti. Şehitlerimizi şehadete ermeyi nasip etti. Allah-u Teala bu millete bir daha 15 Temmuz marşlarını yazdırmasın. Bu vatan için her şey değer yani. Biz çocuğumuza vatanımızı, bayrağımızı sevmeyi öğretirsek o şehitlerin hakkı da Türk halkına helal olacaktır. Benim devletimi yıkmaya çalışanlara, benim de milletime zarar verenlere, benim milletimi onca şehit düşürenlere ben hakkımı helal etmem. Ne bu dünyada ne de öbür dünyada. Bu sadece yaralanan 2500 kişinin tek başına vermiş olduğu bir mücadele değildi. Toplum olarak büyük bir kısmının vermiş olduğu mücadeleydi. Elhamdülillah biz Allah rızası için çıktık. Biz o niyetle çıktık, biz bilinçli bir şekilde çıktık. Dedik ki ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz. Bu niyetle çıktık. Elhamdülillah ki Rabbim gaziliği nasip etti bize. Tabii şehadet şerbetini içmek daha bir farklı olurdu.
Yeter ki vatan sağ olsun, milletime zeval gelmesin. Ben ölürsem de öleyim dedim. Bu ülke son kale. Bu ülke düşerse kale düşer. Allah o günleri hiç kimseye göstermesin. 15 Temmuz bizim çıraklığımızdı, ustalığımızı varın siz düşünün. Bir akşam Sinsice ortaya çıktılar. Tanklarla, uçaklarla, ağır silahlarla geldiler. Kendilerinden olmayan herkese karşı acımasızdılar. Milletin meclisini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, emniyetin binalarını bombaladılar. Komutanlarının boğazlarını sıkıp yerlerde sürüklediler. Ve bir gece 40 yıldır dini duygularıyla oynadıkları milletin tokadını yediler. O millet ki ölmekten değil, abdestsiz ölmekten korkuyor. İşte o millet malını, canını, sevdiklerini kurban vermeyi göze alarak darbecilere direndi. Şehitlerin yiğitliği ve fedakarlığı ülkemizi felaketin kucağından aldı. Bu belgesel eli kanlı darbecilere göğsünü siper eden 250 şehidimize ve işgal girişimini bir diriliş destanına dönüştüren kahraman halkımıza ithaf oldu.